geçmiş dönemdeki şarkıları bilmezlerse, bunlar yeni dönemdeki gençlerin kulağına gitmezse nasıl olacak arkadaş? Miss Lina, nasılsın? İyiyim hocam, Miss siz Lina nasılsınız? Yıldırım, işte Miss Lina, yetenek akıyor Miss Lina'cığım. Senin yüzünü gördük, mutlu olduk. Nasılsın, iyi misin Miss Lina? Ne yapıyorsun? Anlat biraz kendine. Miss Lina biliyorsunuz arkadaşlar, Miss Lina Yıldırım ve kuzenindi değil mi? Kardeşim miydi, kuzenin miydi? Kuzenin. Kuzenim. Onun ikisinin Evet. analizini yapmıştık. Kanalda da var, YouTube kanalında da varlar. Miss Lina biraz kendini anlatsana. Hadi biraz seni duyalım. Hocam 17 yaşındayım. Yani burada tanımayanları için alayım. Tamam. İsmim Misli Nedir'im. Şu an üniversite yazılımı kullanıyorum. Üniversite sınavına gireceğim. Yaklaşık 9 gün sonra. Of. Ay nasıl fena bir şey ya. Neyse, kolay gelsin. İyi çalıştıysan güzel sonuç alırsın. Konservatuvara mı girmek istiyorsun Mislina, yoksa Yok başka bir bölüm mü? hocam. Yok, şu an başka bir bölüm düşünüyorum. Çünkü ya aslında ben bunları çoğu kişiyle konuştum. İTÜ'deki hocalar olsun, işte Erdal Hoca'yla olsun, Arif Sağ'yla olsun, çok oturup konuştuk. Ya yani hepsi benim şey taraftarında var. Hani derslerim de iyi olduğu için bir mesleğin olsun diyorlar. Daha sonra istediğin bölümü tekrardan okursun. Açıktan da okuyabilirsin var. Anlıyorum. Ben onları dinlemeye karar verdim. Ne Bir de okuyacaksın peki? hocam ben pilot olmak istiyorum. Mühendis okuyacağım. Alternatif. Sonra Neden olmasın? Güzel. Olabilir. Uçakta. Uçakta türküler aynen. söyleyen bir pilotumuz olması güzel olur, değil mi? Sevgili Kokpitte yolcular. yatak Kokpitte yasak mı bağlama herhalde. sokmak? O zaman başka bir yöntem bulacaksın sen sevgili yolcularımız. Şu an 14.000 feet'te yolculuğumuza devam ediyoruz. Düz tarayar. Değil mi? Evet, güzel. Mislina ne söyleyeceksin bu akşam bize? Hocam, deyme fileyi söylemeyi. Neyme felek. Hani herkes böyle. Süper. İnternetin ne alemde ya? Çok kesiliyor biliyor musun konuşman? Kesiliyor mu? Kesiliyor. Bir Şu baksana. an nasıl? Bakayım. Bir konuşsana, bir şeyler yap. Hayır, Mislina şimdi internetini değiştirdi. Herhalde 3G'ye geçti şimdi bakalım. 3G'de daha sağlam olacak kesin. Mislina! Bir Şu an şey... iyi mi hocam? İyi gibi herhalde. Bakayım. Görüntün güzel geliyor. Sesin böyle arada bir kesiliyor. Acaba o Discord'dan mı diye düşünmüyor da değilim. Discord ayarlarından da olabilir. Bir şöyle bir giriş Olabilir yapsana. Bir okuyacağın Türkiye. hocam. Giriyorum. Gir bakalım bir. Sadece kısacık. Bugün benim efkarım var sarımda. Süper. Bugün benim Sende. efkarım var sarımda.
hocam. Müslüman da niye durdun? Devam. Harika. Seni dinlemeye doyulur mu? Devam. Tamam, uzun ama gireyim mi? Gir devam. Ben senden isteğim de olacak, hadi devam. Tamam o zaman. Hemen bir sözlerini açayım, karıştırmayayım. Tamam. Unutuyorum hep. Duyguya girince, kapılınca unutuyorum hep hocam. Unut bir şey olmaz. Ne güzel. Tamam. Herhalde 2 gündür biraz kısıttı. Hiç problem değil. Arif sana yola çevirdiler diye bir türküsü var. Hiç duydun mu? Yola çevirdiler beni. Annem bana buradan hatırlatıyor. Tabii ya, hatırlamaz mı şimdi? Annen o Arif Sağ'ın 1995 yılındaki Yol Ver Dağlar albümünde bir türküydü. Yola evet. Çevirdiler. Evet. Çok gönül verdim, yola çevirdiler. Beni. Evet. Sevenlere gönül verdim, yola çevirdiler beni. Aynen. Damla bile değildi, güneşe.
Leyli 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 çevirdiler beni. Ama bile değildim güle çevirdiler beni. Leyli 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 güle çevirdiler beni. Sözleri yok mu sizde? Dur bulayım. Tohumu ne? Tohumu da leylediler, dikeni gül eylediler. Yâri bülbül eylediler, güle çevirdiler beni. Leyli, 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 güle çevirdiler beni. Yâri bülbül eylediler, güle çevirdiler beni. Leyli, 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 güle çevirdiler beni. Serimi sevdaya taldım, kapoşandım, gelmi doldum. Muhabbet var. Leyli leyli leyli, çevirdiler beni. Muhabbet arzuma çevirdiler beni. Leyli leyli leyli, bana çevirdiler beni. Bravo! Oh be! Oh be! Ya bu ben ne? Ben geldim, bir şey söylemeye çalıştım hocam. Missina, yani ilk defa değilim. Missina, yani Missina nasıl seni başka mesleklere vereceğiz ya? Nasıl yapacağız bunu? Nasıl kıyacağız sana ya? Vallahi var ya, ben böyle içim parçalanıyor. Nasıl yapacağız bunu bilmiyorum. Hocam ben şöyle düşünüyorum. Hani bu gönlümde zaten olan bir şey. Evet. Bunu okumakla hani... Tabii ki de bu çok önemli bir şey. Bunu okuyarak hani geliştirmek çok önemli bir şey. Zaten ben onu dışarıda geliştiriyorum. Hı-hı. Hani nota konusunda her şey olsun geliştirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince zamanımı da ayırıyorum. Yani bunu sadece okul okuyarak bence olacağını düşünmüyorum. Haydi bakalım. Ne gönlünden geçiyorsa o olsun. Ne istiyorsan o olsun. Ama tamam, hayatın sürprizleri çoktur. Her şey evet. Olabilir. Bunu bilemezsin. Sen ne kadar planı yaparsan yap, çok daha güzel bir plan ortaya çıkabilir. Ben bunu gönlümden geçiriyorum. Kısmet ne istiyorsan senin için, senin için ne hayırlısıysa o olsun. Annen nerede? Burada. Merhabalar hocam. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Sizler nasılsınız? Şükür, ben de iyiyim. Valla bu Missina nasıl böyle oldu ya? Sizin payınız nedir bunda? Tabii. Bizde biraz ses benden geliyor. Ooo, şimdi yola çevirdiler deyince siz yandan hemen çıktınız. Daha söyledi zaten. Birlikte söyledik. Evet, çünkü çok iyi hakim olmadığı bir türküydü bu. Hı-hı. Benim zamanımın türküsü. Belki tabii. Çok söylerdim ben bu türküyü. Yol Ver Dağlar albümünde. Hatırlatmak istedim biraz kendisine ama yani hatası da olduysa affedin. Çünkü çok ilk defa. Yok canım, ne hatası, olur mu öyle şey? Ne kadar güzel bağlama çalıyor. Missina konuşmaya başladığından beri zaten sürekli türkü söylüyor. Ben onu hep türkülerle uyuttum. Ay ne güzel. Hep ağıtlarla uyuttum. Allah. O yüzden hep kulağım doldu türkülerle. Ay, yani ne kadar güzel.
8 yaşındayken de bağlamayı hediye alıp o gün kursa yazdım. Hay maşallah. Evet. Maşallah. O yüzden bağlama düşmedi elimizden, dilimizden türkü de düşmüyor. Çok bizim güzel. Bizim ev tengi takımı gibi zaten. Evde bizimle yaşıyoruz. 6-7 tane zaten bağlama var. Evet hocam. Kaç tane bağlama var? Ya şu an evde 2-3 tane bağlama var. Üst katta bir de var. Ay maşallah. Güzel doldu yaptı filmi. Sürekli müzikle iç içe yaşıyoruz. Yani pilot da olsa inanın ki müzik önde gidecek. Yo pilot... Uçağa geçer diyorsunuz yani. Müzik önde gidecek. Evet yani şey pilotluk fena fikir değil. Pilot güzelmiş. En azından gökyüzündeyiz. Hayal değil. Küçüklükten beri uçmayı çok seviyor. O zaman bir şey diyemem. Gönlünün bir yerinde o da varsa tabii ki değerlendirebilirsin. Ama müzik hep hayatında olacak. Hı-hı. İnanın yani. Yo tabii. Tabii ki. Dedim ya hakkında hayırlısı. Ben de çıkartamam ki zaten. O, aynen öyle. Bir durum aynen öyle. Ne kadar güzel. Ya çok mutlu oldum. Evet. Ama bağlamayı eline alınca farklı bir dünya giriyor Hüsnina. Evet. Normalde tanısanız inanamazsınız bu çocuğun türkü söyleyip bağlamayacağını. Neden? Niye yani. Normal hayatında başka şeyler mi yapıyor? Ne? Tanıyanlar öyle diyor. Nasıl olur yani bu tipten böyle bir şey çıkabilir diye. Hayda. Niye canım ne güzel tipi var kızım. Gerçekten. Ama neden herkes söylüyor? Ben de olmuyorum hocam. Ya bu ses nasıl senden gidiyor falan. Hani bu gövdeden bu sesin çıkabileceğini kimse inandıramıyorum. Misina sen kaç boyundasın? Boyun kaç? 1.73 hocam. 1.73. Boyunuz var bayağı. Boylusun. Ha, anladım. Yani neden öyle düşünüyorlar anladım. Bu tipten nasıl bu ses çıkıyor falan. Böyle bir şey niye? Hani şey dışarıdan böyle çok böyle nasıl desem böyle çok naif, çok böyle kırılgan bir tipi var. Ha daha tabii ses girdiği zaman daha koyu bir ses çıkıyor. Anladım. Daha cesaretli, kuvvetli bir ses çıkıyor gibisinden. Aynen. O yüzden biraz şaşırdıkları da oluyor. Bayağı siz bize oturmaya gelmiş gibisiniz şu anda. Börek falan çay ister misin? Yemin ediyorum çay ister misiniz diyeceğim şu anda da. Şu anda çilek yiyoruz mahallede. Afiyet şeker olsun. Allah. Beklerim sizi de. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Valla ben sizi davet etmek istiyorum her şeyden önce ama bir türlü ayarlayamadım hiçbir şeyi. Gerçekten çok tempolu bir süreçteyim sürekli. Bir de bir yandan da küçük 2 yaşında bir velet olunca evde devamlı ona bakıp duruyoruz. Allah sizi de başlasın. Çok tatlı. Amin. Amin cümlemize. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Misina'cığım. Aynı şekilde. İnşallah yakın zamanda karşılıklı sohbet etme şansımız olur. O zaman İnşallah. Daha da güzel olur. İnşallah hocam. Çok iyi ettiniz. Size hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Büyük onur, zevk. Hayırlı akşamlar. Bay bay. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bay bay. Ay, Allah'ım yarabbim. Dedim ya bildiğin oturmaya geldik ya. Ben öyle bir moda girdim yani harbiden. Elif bak bir tek çekirdek eksikti ya. Yemin ediyorum çekirdeğim böyle güzel alacaktım. Erik. İşte. Bir tane tasla da erik gelecek. Yanına da güzel 2 ayran, çaylar. Allah Allah. Oh. Ben açtım zaten sol tarafa. Ben şimdi göstereyim herkese de. Ben Arif Sağ'ın albümünü açtım. Mistine gitmeseydi ben full albümü geçecektim şimdi zaten ona. bekleyen arkadaşlar 7 aydır bekliyoruz. 8. ay, 9. ay diye gider. Sedat, hadi gel bakalım Sedat. Bakalım senin ahvalinle ne söyleyeceksin bakalım bizlere. Değme felek, değme.